Evet, Kulüpler Birliği bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Sevgili seyirciler, Mehmet Sepil açıklamada bulundu. Yani 12 Haziran'da başlama ihtimali var dedi. Dedi ama bu noktada tabii ki de bilim kurulunun tavsiyesi, Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla bu karar alınacak. Ligler ne zaman başlayacak? Hattımızda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sayın Ateş Kara var. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Efendim malum konu tabii çok yoğunsunuz. Bu noktada tabii olay bir de futbol tarafı var. Yani bu noktayı da mutlaka konuşmamız lazım. Futbol severler merak ediyorlar efendim. Siz de bilim kurulundasınız. Siz ne öngörüyorsunuz? Nasıl düşünüyorsunuz? Konuya hangi açıdan bakarsınız? Buyurun. Şimdi tabii açıkçası şöyle, biz doktoruz öncelikle ve bütün sağlık çalışanları da mümkün olduğu kadar tüm Türkiye'de yaşayan herkesi korumayı amaçlıyoruz. Bu hem seyircilerimiz için, hem futbolcularımız, hem diğer sporcularımız için, hem de aynı zamanda da sağlık çalışanlarının kendi sağlığı açısından bizim mümkün olduğu kadar az sayıda COVID pozitif dediğimiz, yani virüsü taşıyan kişi yaratmamız lazım. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. O nedenle de hep isteğimiz şu: mümkün olana en az riskin olacağı şekilde hareket edelim. Ve mümkün olduğu kadar da hep şunu söylüyoruz: insandan insana bulaşan bir hastalıkla karşı karşıyayız. Temas da bulaşıyor. Bir, iki damlacıkla, yani yakın durmayla, yakın bir araya gelmeyle bulaşabiliyor, geçebiliyor kişiden kişiye. Bunun önlemlerini alalım istiyoruz. Şimdi ülkemize baktığımız zaman oldukça iyi rakamlarla gittiğimizi söylüyoruz. Hep altını çizerek söylüyoruz. Hastanemizdeki ve hastanemize başvuruların azalmaya başladığını, artık yeni tanı konulan vaka sayısında belli bir şekilde düz bir döneme geldiğimizi, sayı olarak baktığımızda yoğun bakıma geçen hastalarımız az. Bunların hepsi bizim için iyi işaretler. Ama daha değerlendirmeyi yapabilmemiz için veya biraz daha böyle bu aldığımız önlemlerde küçük küçük gevşemeler veya küçük küçük önlemleri kaldırmalar noktasında biraz daha erken bizim açımızdan değerlendirebilmek için. Biraz önce de söyledim ya, bizim asıl amacımız hiç kimseye bundan sonra bulaştırmadan biz bu tabloyu nasıl götürürüz? Onu becerebilmek için de önümüzdeki dönem rakamlarımızı görmemiz lazım. Nasıl gidiyoruz? Azalmayı ne hızla sağlıyoruz? Çünkü şunu gördük biz artık, Türkiye düze doğru geldi. Eğer bu kurallara uyarak gidersek azalmaya da başlayacağız. Ama bu azalma çok hızlı mı olur, yavaş mı olur, ne zamana kadar olur? Onu değerlendirip ona göre de ondan sonra aldığımız önlemleri de basamak basamak kaldırmamız gerekecek. Eğer bize soracak olursanız, kişisel olarak önce söyleyeyim, ben Doktor Ateş Kara olarak fikrimi söyleyeyim. Doğru. Benim bunu söyleyebilmem için biraz zamana ihtiyacımız var. En azından önümüzdeki bir 10 gün, 14 günlük zamana ihtiyacımız var ki diyelim ki biz önlemleri şu noktada artık şu tarihten itibaren rahatlatabiliriz. Öngörü olarak ne diyebiliriz, tahmin olarak ne diyebiliriz? Hafif hafif bizim nasıl söyleyelim, bu aldığımız önlemlerde küçük küçük açılmaları büyük olasılıkla Haziran ayının ilk haftalarında başlarız. Ama bu biraz daha insanların iç içe gelebileceği daha kalabalık aktiviteler ya da sporcuların birbirleriyle, çünkü sonuç olarak pek çok spor dalı çok yakın teması gerektiriyor, iç içe olmayı gerektiriyor. Öyle bir durumda nasıl hareket ederiz? Onun için biraz rakamları görmekte fayda var. Ama genel hatlarıyla diyorsunuz ki, yani Haziran'ın ilk haftası gibi peyderpey olabilir diyorsunuz değil mi? Yani evet, altını çizelim. Şimdi zaten dediğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye'de vaka sayılarında dengeye geldi. Bu noktada aslında çok da iyimseriz dedi ülkemiz için. Seyircisiz oynanma noktasında herhalde sizin de bir tavsiyeniz var mı bu noktada? Çünkü bugünkü toplantıda federasyon başkanı da seyircisiz oynanması noktasında hemfikir olduğunu kulüplere belirtmiş. Herhalde siz de bilim kurulunda görevli bir profesörsünüz öncelikle. Tabii ki de sizin görüşünüz çok önemli. Bu noktada seyircilerle ilgili de ne eklemek istersiniz? Önemli çünkü. Şimdi burada en temel kuralımız bizim şu: İnsanların bir metreden daha yakına gelmesini sağlayacak her türlü ortamı engellememiz lazım. Yani bir şekilde insanlar bir araya, sıkışık şekilde özellikle bir araya geliyorlarsa bizim onu istemediğimizi çok net söylememiz gerekiyor. Niçin? Çünkü bu virüsün bulaşabilmesi için böyle bir mesafe lazım. O zaman bu seyirci veya seyircisiz oynatıp oynatmama açıkçası biraz daha hem o dönemki ülkede görülecek vaka sayısına, yani virüsün kaç kişi var, o anda virüsü bulaştırabilecek kaç kişi bulunuyor, bunun bulaştırma ihtimali nedir, artı virüsün özelliklerine bağlı acaba aynı şekilde bulaştırıcı gidecek mi? Çünkü kabaca bizim önümüzde en iyi ihtimalle bizim
bu aldığımız önlemlerde küçük de olsa gevşemeler diye söylediğimiz süre için bir aydan fazla bir süre var. Bu dönem içerisinde virüs acaba bizim bu aynı şekilde mi devam eder? Yoksa biraz olsun onda da gevşeme olur mu? Onlara bakmamız lazım. Yani bilmediğimiz birkaç nokta var. O nedenle de kesin böyle veya kesin şöyle olur demek zor. Ama isteğimiz şu, insanların toplu halde bir araya gelmemeleri veya bunun bir şekilde biz önüne geçelim istiyoruz. Olur mu? Doğru, haklısınız hocam. Son sorum, çok yoğunsunuz. Lütfen, kısa. Son sorum. Bu ay sonunda bir toplantı yapılacak. Futbolla ilgili de siz de orada o toplantıda olacaksınız. Bu toplantının da son derece önemli. Yani bu ay 3 aşağı 5 yukarı herhalde belli olacak dediğiniz gibi. Şöyle rakamlarımıza bağlı artı biz şu anda bakın ülke olarak çok güzel bir noktaya geldik. Gerçekten iyi gidiyoruz. Gönül isterdi ki hiçbir değerimizi canımızı kaybetmeyelim ama kayıplarımızı da azalmayı sağlamaya başladık. Bu da çok güzel bir haber. Şimdi bu güzel haberlerimiz var. Kaybettiğimiz her can canımızı yakıyor. O nedenle de daha fazla canımızın yanmaması için, daha fazla nasıl söyleyelim, büyüklerimizin, değerlerimizin evde kapalı kalmamaları için bizim bu kurallara çok sıkıya uymamamız gerekiyor. Eğer böyle gidersek gerçekten söylediğiniz gibi önümüzdeki 2 hafta içerisinde belli şeyleri daha net konuşabilir hale gelme şansımız var. Ama şunu söyleyelim, umalım ki bizim rakamlarımız hep böyle gitsin ve aşağıya doğru da inmeye başlayalım. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Ateş Kara'ya teşekkür ediyoruz. Yoğun programı içerisinde futbola da spora da zaman ayırdı. Sevgili seyirciler, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de açıklama yaptı. Ekrana getirelim. Mehmet Sepil, futbolun geleceğinin bu ay sonunda gerçekleştirilecek toplantı sonunda netleşeceğini belirtti. Mehmet Sepil, en muhtemel senaryo 12, 13, 14 Haziran'da liglerin başlaması. Maçların Antalya'da tamamlanmasının mümkün olmadığını belirttik. Maçlar büyük ihtimalle seyircisiz oynanacak ifadelerini kullandı. Bakın bura önemli. Biraz önce Ateş Kara da, Profesör Doktor Ateş Kara da bu noktanın altını çizdi. Zaten aynı şekilde Kulüpler Birliği tarafı da hem Federasyon Başkanı Nihat Bey, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kasapoğlu'nun da bugünkü toplantıda ana gündem maddelerinden bir tanesi de seyircisiz oynanma noktasındaydı. Yani bu noktada herkes hemfikir. Peki diğer detaylar ne? UEFA'nın liglerin bitirilmesi fikri olduğunu da belirtti Sayın Sepil. Kulüplerde liglerin bitirilmesi konusunda farklı düşünceler var diyor. Ve yapılan toplantıda liglerin bir şekilde bitirilmesi üzerine de konuşuldu. Federasyon Almanya'dan örnek alınan özel bir plan hazırladı diyor. Tabii biraz konuşmak istiyoruz bu meseleyi. Önemli, herkes merak ediyor. Hazır mı telefon? Evet, Zeki Uzundurukan telefon attığımızda. Otomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Efendim, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar sevgili Aykut, iyi yayınlar. Bilemiyorum, Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara'yı dinlediniz mi? O sıra hatta mıydınız? Evet, dinledim. Aslında baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı genel bir fotoğrafı çizmiş oldu Sayın Kara. Yetkili bir isim. Sonuç itibariyle Bilim Kurulu bir tavsiye de bulunacak. Bu noktada Sağlık Bakanlığımız öncelikle bir karar alacak. Muhtemeldir ki 15 günlük bir zaman var. 15 günlük zamanda biz bu fotoğrafı net bir şekilde görebiliriz dedi Bilim Kurulu üyesi. Zeki abi, aslında çok da karmaşık bir fotoğraf yok, kabul edelim, ama bir 15 gün daha beklememiz lazım. Virüsün seyri burada çok önemli. Tavsiye alındı, 12 Haziran'da başlayacak. Buyurun, sizi dinliyoruz. Siz neler katmak istersiniz bu noktada? Öncelikle şunu söyleyeyim. Önemli bilgiler var bende. Onları da vereceğim. İlk kez A-Spor'dan paylaşayım bu bilgileri. Sağlık Bakanlığı'nın önünde takvimler var. Şu anda futbolla ilgili, futbola dair konuşulması planlanan tarih 5 Haziran. Sağlık Bakanlığı'nın önünde futbola dair konuşulacak takvim 5 Haziran.
27 Mayıs'ı kademeli olarak normale dönüş tarihi olarak belirliyorlar.